Programın bu diliminde bir konuğumuz var. Her zaman olduğu gibi sevgili izleyiciler, emekli Büyükelçi Selim Kunerat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dış politikayı konuşacağız. 2016 değerlendirmesi ve 2017 öngörüleri ve uyarılarını ekrana getireceğiz, yansıtacağız Selim Bey'den sizlere. Ama önce sıcak gelişmeler bakalım. Elbap'tan bir şehit haberi var. Onu ifade etmiştik sevgili izleyiciler. Altını çizelim. 9 asker yaralanmıştı ve kilise getirildi tedavi için. Biri ağırdı maalesef, şehit haberi geldi. Elbap operasyonundan, Fırat Kalkanı'ndan yine. Onu belirtelim. Bu görüntüler de dün gündeme geldi, Elbap'taki askerlerin durumu. Kar tatili var sevgili izleyiciler, onu ifade edelim yine. Bir yandan Suriye'de ateşkes de devam ederken altını çizelim. Türkiye'de kar etkisini sürdürüyor ve bugün okullar, bir gün eğitim ara verildi okullarda eğitime yine. 21 ilde okulların tatil olduğunu belirtelim. Ve Anayasa Komisyonu'nda da dün yine tartışmalı bir şekilde, ki Bülent Tezcan'ın açıklamalarını da gündeme getirmiştik. O beklenen, maalesef umulmayan ama beklenen sonuç geldi. Anayasa Komisyonu'nda başkanlık teklifi, maddeleri görüşüldü ve kabul edildi. AKP ve MHP'nin desteğiyle AKP'nin teklifi. Satmak için işbirliği yapanları değil, yüreği yapanlı yananları hapishanelerde harcattınız. Siz de bu suçun ortağıydınız. Bu iktidar bloğunun parçasıydınız. Şimdi 2010 yılında bu çeteleri devlete yerleştiren anlayış, bu değişiklikle şimdi yeni bir çete. Evet, şimdi Selim Bey konuşacağız sizinle bu konuyu, Anayasa Komisyonu'nu. Anayasayı yalnız köşelerden bir değerlendirelim. Artık çıktı, Meclis Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Meclis Genel Kurulu'da neler olacak onu göreceğiz. O tartışmayı da yansıtacağız elbette. Ama şunu ben merak ediyorum. Siz bir yurttaş olarak, bir büyükelçi, emekli bir büyükelçi ve yurttaş olarak, dünyayı da tanıyan bir isim olarak bu gelişmeye ne diyorsunuz? Birazdan izleyenlerimiz de merak ediyor düşüncelerinizi. Köşeye yazarlarını şöyle bir gezelim hızlıca. Mehmet Tezkan'a bir bakalım. Mehmet Tezkan, anayasayı savunan yazı okumadık diyor. Şimdi bir süreçtir nihayetinde bu konu tartışılıyor. Bahçeli'nin ilk dile getirdiği günden beri içeriği belli olmasa da, içeriği belli olduktan sonra da bu Anayasa Komisyonu'na gelen teklifle ilgili birçok yazı yazıldı. Tezkan çok önemli bir vurgu yapmış. Hiç savunan yazı okumadık diyor. İktidara yakın gazeteleri tarıyorum. İktidara yakın yazarları okuyorum. Anayasa değişikliğini şiddetle savunan kimseyi göremedim diyor. Başkanlık sistemini savunan var. Parlamenter sistemi kötüleyen var. Anayasa değişikliğini beğenmiş gibi yapan var. Ama madde madde ele alıp gerekçeleriyle çok iyi olacak diyen yok diyor Tezkan. Mecliste görüşülen anayasa değişikliği teklifinin gerekçesine bakın. Orada da genel geçer laflar var. Mesela meclisin denetim yetkisinin neden kaldırıldığına dair tek bir satır yok diye eleştirisini gündeme getirmiş. Mehmet Yılmaz'a bakalım. Mehmet Yılmaz da eski Arjantin devlet başkanı örneğinden yola çıkarak sevgili izleyiciler, bazı yol inşaatlarındaki yolsuzluk yaptığına dair bir gerekçeyle suçlanmasından yola çıkarak diyor ki, olmaz ama diyelim ki yıllar sonra açgözlü bir siyasetçi milleti kandırdı ve cumhurbaşkanı seçildi. Sonra da bütün ihaleleri yandaş iş adamlarına verdi, rüşvet aldı. Ve yine olmaz ama diyelim ki bu da açığa çıktı. Bu yeni anayasayla cumhurbaşkanı görevde olsa da, görevden alınmış olsa da öyle tamamen hemen mahkemeye falan çıkartılamaz. Önce meclisin soruşturma açmaya karar vermesi, bunun için milletvekillerinin 5'te 3'ünün soruşturma açılsın diye oy vermesi gerekiyor. Mecliste 600 üyeli olacağı için 360 oy gerekiyor. Bunlarla da bitmiyor. Cumhurbaşkanı görevde olsa da olmasa da Yüce Divan'da yargılanacak. Bunun için de meclisin 3'te 2 çoğunluğuna gerek, yani 400 oy gerekiyor. Hadi diyelim ki bu sayılar bulunabildi. Yüce Divan da yargılanacak sonuç olarak. Anayasa Mahkemesi'ni seçen kim? Yani Cumhurbaşkanı'nı yargılayacak olan kim diye garabete işaret etmiş. Rahmi Turan'a bakıyoruz. Rahmi Turan, dönüşü olmayan yol diye Fırat Kalkanı özelinde başladığı yazısında, önce despotluk geldi başlığıyla AKP büyük bir ihtirasla anayasa değişikliğini meclisten geçirip referandum yolunu açmak istiyor. İktidar halk oylaması yapılabilirse vatandaşın başkanlık sistemine onay vereceğine inanıyor. Meclis komisyonunda hep kavga var. Kavganın sebebi muhalefetin en demokratik hakkı olan konuşma taleplerinin kısıtlanmış olması diye eleştirilerini sürdürüyor. Son olarak sevgili izleyiciler, Emre Kongar'a bakalım. Emre Kongar, politikacının haysiyetini yazmış bugün.
milletin vekilleri milletin vekili mi diye sorup duruyoruz ya biz de. Ben inanırım insan haysiyetine. Her ne kadar bugün ülkemizde haysiyet, şeref, ahlak gibi kavramlar siyasetin biat kültürü içinde eriyorsa da diye başlamış yazısına Imre Kongar ve şöyle diyor. O halde kişiliğine, ahlakına, haysiyetine, şerefine güvenerek seçtiğimiz, oy vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yolladığımız temsilcilerimizin siyasal kişiliklerini tek bir yöneticiye ipotek edecek olan yeni anayasa teklifine hayır demeleri için onlar üzerindeki seçmen hakkımızı kullanalım. Mektupla, telgrafla, elektronik postayla, telefonla, sosyal medya aracılığıyla yüz yüze görüşerek demokratik tepkimizi koyalım diyor. Yani madem onlar kendi sorumluluklarının bilincinde değiller, biz hatırlatalım diyor. Çağrıda bulunuyor Emre Kongar'ın yazısını da önemsedik. Şimdi Anayasa Komisyonu'ndan geçen adına Cumhurbaşkanlığı'nın yetki düzenlemesi diyerek halkın da bakış açısını belirlemeye çalışılan o başkanlık teklifi hakkında sizin düşünceniz nedir? Benim tabii teklifin kendisi hakkında bir şey söylemem çok zor çünkü hukukçu değilim. Ve şeyde o kadar hızlı bir şekilde gelişti ki bu. Doğru dürüst böyle bir ayrıntılı bir analiz falan da yapma imkanı da olmadı. Beni burada en çok rahatsız eden konu bu işin böyle aceleye getirilmiş olması. Bir oydaşma değilse bile geniş bir konsensüs yaratma girişiminin olmaması. Yani halkın ve çeşitli böyle söz sahibi olabilecek kişilerin görüşü alınmadan çok büyük bir sürat içinde meclisten geçirilmesi ve halk oyuklamasına böyle acele içinde götürülmesi beni esas rahatsız eden şey. Tabii gazetelerden okuduklarım işte bu yetkilerin bu ölçüde Cumhurbaşkanı'nın yetkilerin bu ölçüde arttırılması demokratik bir yapıyla ne ölçüde bağdaşır o konuda da endişelerim var. Fakat gönül isterdi ki bu böyle zaman içinde yavaş yavaş tartışılaraktan üniversitelerde işte başka yerlerde geçmişte yapıldığı gibi ondan sonra bir süreçten geçirdikten sonra bu anayasa değişikliği gündeme getirilmiş olaydı çok daha iyi olurdu kanaatimce. Evet yani bir toplumun geleceğini şekillendirecek, rejimi değiştirdiği ileri sürülen bir teklifin topluma sunuluşu alelacele olmamalıydı. O hal tabii. Ortamında böyle bir referandum olasılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o hal ortamında bir referandum yapmak herhalde yanlış olur. Neyi hatırlattı size? Ben tabii bu yaşımda işte 82 Anayasası'nı da hatırlıyorum. Ve tabii halkın %92'sinin de anayasaya olumlu oy verdiğini de hatırlıyorum. Gerçi ben olumlu oy vermeyen %8'in içindeydim. O zaman Evren Paşa, siz hatırlamazsınız ama benim yaşımda olanlar hatırlayacaktır. Evren Paşa'nın başlıca savı, bu anayasayı istemezseniz bizim yani askerlerin iktidarda kalmasını istediğiniz sonucunu çıkartacağız demişti. Yani ya ben ya ben demişti. Şimdi de benzer bir yaklaşım mı var yoksa? Şimdi de yani sivil darbe diye niteliyor ya bazı kişiler onun için şey olmayacaktır soruyorum. Herhalde böyle açık bir diyalog imkanı yani muhalefetin görüşlerinin böyle tamamen duyurulmasına imkan sağlayacak bir sistem olacağını zannetmiyorum. Zaten şimdiki halde bile görüyoruz televizyonlarda Cumhurbaşkanı, Başbakan veya başka bir devlet büyüğü ondan sonra bir konuşmaya herhangi bir yerde bir konuşma yapacağı anda bütün kanallar yahut da kanalların sizinki hariç önemli bir bölümü bütün yayınlarını kesiyorlar. Haber bülteni olsun işte ne olursa olsun kesiyorlar ve o konuşmayı canlı olarak vermeye başlıyorlar. Şimdi bu önümüzdeki aylarda yani referandum sürecinde çünkü ben meclisten de geçeceğimi doğrusu tahmin ediyorum. Önümüzdeki aylarda bu artan bir şekilde ondan sonra olacaktır ve tabii halk bütün ekranlardan hep aynı şeyi duyacak halk duyacaktır yani. Ve sonunda etkilenecektir. Herhalde o zaman da şey Evren Paşa'nın kullandığı savlar gündeme gelecektir. Yani ya bu anayasa ya kaos. Zaten şimdiden de ondan sonra buna rastladık. İşte Sayın Başbakan değil mi? Bir iki defa söyledi. Bu şey değişiklikler yapılmazsa işte Türkiye bölünür filan. Herhalde o tür ondan sonra görüşler beyan edilecek önümüzdeki dönemde. Halk da bunun etkisinin altında kalacaktır tabiatıyla.
Evet, yine de direnen partiler var. Milletvekillerinin bir kısmı herhalde itirazlarıyla beraber çaba sarf edecektir Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için diye düşünüyoruz. Çünkü rejim değişikliği olduğunu siz de düşünüyor musunuz bunu? Yani tabii ki. Yani şeyde parlamenter sistemden başkanlık sistemine ondan sonra geçiliyor ve benim mesela endişe ettiren, ben bir başkanlık rejimiyle idare edilen bir ülkede bir görev yaptım, Kore. Zaten siz takip etmişsinizdir muhakkak. İşte şu anda ki Kore Cumhurbaşkanı işte bir yargılanma süreci altında. Ama mesela Kore'de Cumhurbaşkanı ile meclisin seçilme günü ve tarihi aynı değil. Şeyin Cumhurbaşkanının görev süresinin işte herhangi bir şekilde yargılama sonucuyla bitmesi halinde meclis feshedilmiyor. Mesela şimdi işte 180 günlük bir süreç var mahkemeye verilmesi için. Yani meclis işte mahkemeye, yüksek mahkemeye şey yaptı. 4'te 3 galiba veya 3'te 2 oyla. Yüksek şeyin mahkemenin 180 gün içinde, ki bunun herhalde bir 30 günü geçmiş olması lazım, Cumhurbaşkanı'nı yargılama veya yargılamama kararına şey yapacak. Yargılama kararı alınırsa Cumhurbaşkanı'nın görevi bitecek. Ama meclisin görevi bitmeyecek. Oysa benim anladığım kadarıyla yani son komisyonda tekrar bir değişiklikler olmamışsa bizde öngörülen sistemde böyle bir durumda meclis de feshediliyor otomatik olarak. Kore'de işte demin de söyledim Cumhurbaşkanı ile orada bir şekilde yasama, yürütme, yargıyı sağlamaya çalışmışlar ama evet. Bizde tam anlamıyla Cumhurbaşkanı zaten birliğini istediği için, yasama, yürütme, yargı tabii. Birliğinden söz ettiği için, güçler birliğinden. Mesela bunu tesis etmeye yönelik bir çaba sergileniyor hala. Daha önce de bir cumhurbaşkanı orada aynı süreçten geçti. Ben orada görevdeyken mahkemeye verildi. O arada işten el çektiriliyor. Mesela şu anda da aynı şey var. Cumhurbaşkanının yetkileri alındı. Başbakan tarafından yürütülüyor. Bizim anayasada öyle bir şey öngörülüyor mu, öngörülmüyor mu? Yani yeni sistemde? Yok, yeni sistemde böyle şeyler de yok. Tamamıyla bir teslimiyet var tek kişiye, o anlaşılıyor. Çok büyük handikapları var. Hukukçular da çok uyarıyorlar ama böyle bir de dayatma var. Şimdi süreyi verimli kullanalım efendim. Sizin dış politik tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz asıl olarak. Dış politikada 2016'da ne yaşandı? Öncelikle onu bir izleyelim. Hazır mı acaba videomuz arkadaşlar? 2016 yılında dış politikada bir toparlama yaptık. Neler oldu neler diye. Özellikle hakikaten çok ilginç şeyler oldu. Dünyada liderlerin değiştiğini biliyoruz. Aynı zamanda hani Trump'ın gelişinden söz ediyorum. Başka ülkelerin liderleri de var. ABD ile Rusya arasında değişik şeyler oldu. Suriye özelinde. Avrupa Birliği'nden İngiltere çıktı. İngiltere, Avrupa Birliği Brexit ile çok daha farklı bir yol almaya başladı. Avrupa ile ilgili başka tartışmalar var. Göçmen anlaşması Türkiye ile Avrupa arasında başka türlü bir sonuca evrildi. Vize muafiyeti dendi ama göremedik 2016'da vize muafiyetini. O manşetleri hatırlıyorum ben, gazetelerdeki, yandaş gazetelerdeki manşetleri. Artık serbest gidiyoruz falan filan diye. 2016'nın önce ilkbaharıydı, sonra sonbahar oldu. Yok. 2016 bitti, vize muafiyeti yok. 2016'da neler olmuş bir izleyelim, şöyle minik bir özet yapalım dış politikada. Ondan sonra da gereği neyse bunu yaparız. Herhalde otobüsler boşuna durmuyor, uçaklar boşuna durmuyor. 2016 yılında Türkiye'nin dış politikasının istikrarsızlığı görünür oldu. Yılın ilk çeyreğinde Avrupa Birliği ile göçmenler üzerinden pazarlıklar yapılırken vize muafiyeti şartı elde patladı. Dünyadaki diğer ülkelerin kabul ettiği mülteci sayısı ne kadar? Bakıyorsun bazıları işte 100 tane almış, öbürü 300 tane, 500 tane, 1000 tane. Bizim alnımızda enayi yazmıyor, kusura bakmayın. Türkiye'nin şartları karşılanmasa da Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden Avrupa'ya kaçan göçmenlerle ilgili tartışmaların sonucunda göçmenlerin iadesi konusunda AB ile anlaşma yapıldı. Şurada 3 milyon mülteciye bu millet bakıyor değil mi? Ne dediler? Biz size yılda 3 milyar avro vereceğiz. Peki bu parayı verdiler mi şu ana kadar? Yok. Avrupa ile yaşanan sıkıntılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Avrupa Parlamentosu Türkiye'de uygulanan baskıcı politikalar ve anlaşmalara uyulmamasını gerekçe göstererek müzakereleri geçici olarak dondurma kararı aldı.
sonuç ne çıkarsa çıksın, bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Avrupa Birliği açısından 2016 yılında yaşanan en önemli gelişme ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıydı. Türkiye'nin vize muafiyeti arzuları gerçekleşemeden Avrupa Birliği'nin dağılabileceği ihtimali ortaya çıktı. Bize ikide bir kriter dayatmasınlar. Burası Türkiye. Türkiye açısından Batı ile ilişkilerse Suriye konusunda mevzi değiştirdi. Türkiye 2015'te Rus uçağının düşürülmesiyle arasının açıldığı Rusya ile 2016'da yakınlaştı. Rusya ile yakınlaşırken ABD ile gerilimler arttı. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik. Başka bir şey için değil. Fırat Kalkanı operasyonunun hedefi de herhangi bir ülke veya kişi değil. Sadece terör örgütleridir. Suriye rejim güçleri Halep'e kadar ilerlerken uluslararası koalisyon IŞİD'e karşı birleşti. IŞİD vahşeti karşısında ABD Rusya'nın Suriye topraklarındaki etkinliğine sessiz kalmak zorunda kaldı. Rusya, Türkiye ve İran'ı da yanına alarak Suriye topraklarında ateşkesi sağlama amacıyla mesafe aldı. Bu süreci Türkiye'de bombalı saldırılar, Rus elçiye suikast, Karadeniz'e Rus uçağının düşmesi gibi ard arda gelen felaket haberleri de engelleyemedi. Şimdi Astana'daki tarafları bir araya getirecek zirve bekleniyor. Hem Rusya hem Türkiye biliyor ki bu terör saldırısının hedefi esasen ilişkilerimize zarar vermek. 2016 uğurlanırken tarihe Türkiye ve ABD'den yapılan atışma açıklamaları dikkat çekti. ABD-Türkiye ilişkilerinde tarihin en güvensiz günleri yaşandı. Bakın biz PYD terör örgütüdür diyoruz. YPG terör örgütüdür diyoruz. Çok enteresan. Amerika'da Savunma Bakanı ayrı şey söylüyor. Öbür tarafta sözcü ayrı şey söylüyor. Diyor ki bir YPG'yi, PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama Küba'yı ziyaret etti. Yeni bir dünya düzenine geçildiğine ilişkin yorumlar arttı. ABD seçimlerini Trump'ın kazanmasıyla dünya siyasetinde yepyeni bir dönemin başlayacağını söyleyenlere 3. Dünya Savaşı çıkacak savları eklendi. Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denediğini açıklamasıyla endişeler arttı. Türkiye 2016 yılında G20 zirvesine ev sahipliği yaptığı gibi dünya liderlerini Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi'nde de ağırladı. Dünyaya barışın gelmesi ise bu yılda mümkün olmadı. 2016 yılından tarihe geçen tek barış haberi ise Kolombiya'dan geldi. Kolombiya'da hükümetle Kolombiya devrimci silahlı güçleri arasında 52 yıldır süren çatışma sürecini sonlandırmak için yürütülen müzakerelerin sonunda nihai anlaşmaya varıldı. Daha iyi bir dünya dileğimizse 2017 yılına taşındı. Evet Sayın Selim Kunerap, 2017'de daha iyi bir dünya görme umudumuz var mı tüm bu gelişmelerin ışığında? Trump geldi, işte Putin'in tavrı belli, ABD, Rusya, şimdi diplomatlar sınır dışı ediliyor, bir gerilim var belli. Ve Türkiye'nin konumu çok daha vahim tabii bu bölgedeki sıcak durumdan dolayı, yine bir şehit haberiyle güne uyandık. 2017'de barış umudumuz var mı? Yani dünyada umutlu olmak biraz zor tabii. Hele Suriye'de barış bence pek kısa zamanda böyle ulaşılabilecek bir hedef değil. Suriye'den biliyorsunuz işte 5 milyon kişi yurt dışına ayrılmış vaziyette, göç etmiş vaziyette. 8 milyon kişi ülke içinde işte yerinden edinmiş vaziyette. Ve bunlar tabii Esad'ın iktidarda kaldığı bir ortamda ülkeye tekrar geri gelip ya yurtlarına varsa hala yaşayabilecekleri şehirler, çünkü Halep'in ne vaziyette olduğunu görüyoruz falan. Ben Halep'i eskiden de görmüştüm. Akdeniz bölgesinin en güzel şehirlerinden bir tanesiydi. Şimdi tamamen böyle yerle bir olmuş vaziyette. Şimdi bu insanların böyle hiçbir şey olmamış gibi, madem işte İran, Türkiye, Rusya anlaştı, biz de yerimize dönelim. Ondan sonra Esad da işte Esad'ın yönetimini de kabul edelim filan diyecekleri biraz şüpheli. Dolayısıyla bu şey, korkarım, devam edecektir. Esad'ın gitmesinden de vazgeçildiğine göre. Onun da birdenbire
ondan sonra böyle eli kanlı bir diktatörken, ki öyleydi, babası da öyleydi, onu da hatırlamak gerekiyor. Birdenbire demokratik bir lider rolüne soyunacağını beklemek herhalde saf dillik olur. Dolayısıyla orada barışı ben pek fazla beklemiyorum. Uzun vadede inşallah yanılırım ama. Peki ABD Rusya'nın konumu ne olur sizce? Hani bir sanki soğuk savaş dönemini hatırlatan şeyler oluyor gibi. Evet ama şimdi mesela bu 35 Amerikan Rus diplomatının Amerika'dan sınır dışı edilmesi, 72 saat içinde iki tane Rus merkezinin kapatılması filan. Bunlar tabii soğuk savaş dönemini hatırlatan şeyler ve bunlar tabii Rusya'nın da tavrını tekrar soğuk savaş dönemine doğru geri getirdiğinin de işaretleri. Yani Rusya işte gittikçe tabii demokratik bir ülke olma yapısından uzaklaşıyor. Yeltsin'in döneminin Rusya'sı değil artık. Orada da işte serbest bir basın olmadığını, işte bu siyasetçilerin sokaklarda öldürüldüğünü ondan sonra biliyoruz. Ekonominin tamamen Putin'in yakın çevresinin kontrol altında olduğu falan bunlar bilinen şeyler. Bey, mesele Avrupa şu mu acaba? Türkiye de aynı süreci yaşıyor sanki Rusya'ya benziyor gibi bir hava var da. O noktada değiliz galiba. Henüz ama. Değiliz ama öyle olmayalım umudundayız. Tabii. En azından onu ifade edelim. Mesele şu mu acaba? Türkiye, İran, Rusya masaya oturdu Suriye ile ilgili ABD'nin dışlandığı bir formül şu anda barış getirsin diye en azından umut var. Yani böyle bir işte Çin'in de bulunduğu bir blok var. Bir de Batı bloğu var. Biz hem ABD'den hem AB'den uzaklaşan pozisyondayız. Bir Doğu-Batı çekişmesine mi sahne oluyor dünya? Çok kısa alalım, reklama gideceğiz. Tabii. Çünkü devam ederiz. Yani ABD kendi kendini esasında şeyin bu sistemin dışına çekti. Çünkü sorumluluklarını almak istemedi Obama. Yani tekrar bir Müslüman ülke bombalama Afganistan, Irak ve Libya'dan sonra konumuna girmek istemedi. Onun için 2013'ten itibaren Amerika kendini geri çekti. Şimdi tabii ama bir yönetim boşluğu var. 20 Ocak'ta yeni bir yönetim gelecek. Onun ne yapacağını göreceğiz. Hı hı hı. Evet, yani bu Amerika'nın tercihi diyorsunuz. Evet, öz olarak. Özel olarak. Soruma yani, yanıt olarak. Amerika'nın demeyeyim de Obama yönetiminin tercihi. Yani Trump'ın ne yapacağını da bilmiyoruz. Verdiği işaretler de şaşırtabilir intiba veriyor ülkemize, değil mi? Kısacık bir aramız var sevgili izleyiciler, bizden ayrılmayın. Selim Bey, Selim Kuner çarpıcı değerlendirmeler yapacak birazdan. Yılının dış politikada getireceklerini değerlendirirken Türkiye'nin ne yapması gerektiğini öngörmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu ben soruyorum. Selim Kunerat yanıt veriyor, emekli büyükelçi. Şimdi dünyadaki dengelerin değişme ihtimalini az evvel ifade ettik. Kimileri zaten 3. Dünya Savaşı'ndan falan söz ediyor ki hayli endişe verici sıkıntılar var, onu görüyoruz. Avrupa'dan da uzaklaşıyor Türkiye dedik az evvel. Vize muafiyeti falan olmadı. 2016'da hayaller güm ama Türkiye göçmenler için bir baraj ülke oldu. Yani tek taraflı, o müzakere ettiği şeyde tek taraflı kala kaldı elinde göçmenlerle. Tabii bu insani boyutu var. Onun için değerlendirmenin belki bir boyutunu burada tutmak lazım ama Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşmasının sonuçları da olacaktır. Az evvel Rusya örneğinde verdiğiniz gibi. Ne yapmak gerektiğini de değerlendirerek yorumlarınızı alabilir miyiz bu konuda? Şimdi tabii Avrupa ile hakikaten bir uzaklaşma sürecini yaşadık 2016 senesinde. Gerçi tabii bu çok hızlı gelişti. Diğer alanlarda da mesela Suriye olsun, Rusya ile ilişkiler olsun falan. Böyle 2016 yılında böyle baş döndürücü değişiklikler oldu. İşte sene başında söylenenlerle veya yapılanlarla sene sonunda yapılan ve söylenenler arasında 180 derece
dönüşler meydana geldi. Avrupa Birliği ile ilişkilerde bu tabii. Sene başında işte bu meşhur anlaşma yapılmıştı, vize muafiyeti. Ona göre ki bunun esasında temeli yıllardan beri, 2013'ten beri devam eden bir süreçti. O zamanlar atılmıştı temelleri. Ve bir takım taahhütler verildi. İşte 72 tane kriter vardı biliyorsunuz. İşte bunların 67 tanesi zaten yerine getirilmişti. Belli başlı kalan sorun da terörle mücadele kanununun Avrupa Birliği kurallarına, normlarına uyumlaştırılması. Avrupa Birliği hiçbir zaman Türkiye'ye terörle mücadele etmeyin demedi. Yalnız bunu insan hakları kurallarına ve Avrupa standartlarına uygun bir şekilde yapın dedi. Kanununuzu da ona göre değiştirin dendi. Türkiye de bunu kabul etti Mart ayında. Sonra vazgeçti. Dolayısıyla vay efendim Avrupa Birliği vaatlerini yerine getirmedi falan demek bence çok doğru değil. Aynı şekilde bu Suriye için vaat edilen paralar da gelmeye başladı. Mesela 600 küsur milyon euro vaatlerini yerine getiriyor getirmeye aslında. Başladılar. Hatta belki beklentiler Türkiye'de çok fazla yaratıldığı için belki böyle de, bir algı oluşuyor. Belki de. Soğukkanlı bakmak lazım. Soğukkanlı bakmak. Ama mesela şeye baktığınız zaman, böyle perde gerisine baktığınız zaman bir takım şeyler de dönüyor, yapılıyor. Mesela anladığım kadarıyla ben tabii emekli olduğum için sadece basından takip ediyorum olup bitenleri. Fakat anladığım kadarıyla mesela bu vize konusundaki pazarlıklar devam ediyor. Aynı şekilde son günlerde işte Gümrük Birliği'nin derinleştirilmesi, yani 95'te kabul edilen sistemin genişletilmesi, derinleştirilmesi, işte yeni sektörlere, hizmetler, kamu alımları, tarım gibi alanlara yaygınlaştırılması ve AB disiplinlerinin üstlenilmesi konuşulmaya başladı ve hükümet de bunu sıcak bir şekilde destekliyor. Kamu alımlarında mesela AB disiplinlerinin uygulanması hepimiz için, sizin ve benim için de faydalı olacaktır. Diğer taraftan mesela 2017'de biliyorsunuz Ocak ayında işte bu Kıbrıs müzakerelerinin bir turu daha yapılacak İsviçre'de. Oraya işte Cumhurbaşkanı'nın da katılması galiba söz konusu. Orada mesela bir açılım meydana gelebilirse tabii Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere bu köklü bir değişiklik getirebilecektir. Çünkü işte bloke olmuş olan 15 küsur faslın açılması mümkün olabilecektir. Açılmış olup da kapanması mümkün olmayan. Mümkün mü? Şimdi bir yandan da Türkiye'nin ifade özgürlüğüyle en son müzakereleri durdurma aşamasına getiren sebeplere düşündüğümüz zaman mümkün mü Türkiye ile Avrupa ilişkilerinin yeniden 50 yıldır olmayan boyutta sıcak bir şekle gelmesi? Umut kalmadı gibi artık insanlar yıldı da çünkü Türkiye'de Avrupa Birliği fikrinden. Valla demin de söyledim, Türkiye'de her şey böyle baştan öncüzücü bir süratle değişebiliyor. Onun için bunun değişmeyeceğinin ondan sonra bir garantisi yok. Tabii ki Avrupa Birliği içinde de. Avrupa Birliği'ni samimi buluyor musunuz? Valla ben orada uzun süreler görev yaptım. Daimi temsilci yardımcısı olarak, daimi temsilci olarak da falan. Kıbrıs konusunu bir kenara bırakırsak, ben bir samimiyetsizliklerine rastlamadım doğrusunu isterseniz. Raporlarını okuduğunuz zaman da problem ilerleme, Türkiye'nin uygulamalarında o zaman. Hani problem Türkiye'nin uygulamaları demeyeyim de Kıbrıs'ta, Kıbrıs konusunda bir tuzağa düştüler yani. Kendileri de kabul ediyorlar. Ama tabii Türkiye 2003'te, 2004'te biraz farklı hareket etmiş olsaydı ve daha öncesinde, yani sadece bu hükümet döneminde değil, ondan önceki hükümet döneminde de bence Kıbrıs konusunda hatalar yapıldı. O 99'da işte Türkiye'ye adaylık tanındıktan sonraki dönemde Kıbrıs meselesini çözmek gerekirdi. Anlam planı benzeri bir şeyi o zaman ondan sonra gündeme getirmek gerekirdi. Yani şimdi yapılmak istenen şeyin 15 sene evvel yapılması gerekirdi. Bunlar yapılamadı. Kaçan fırsatlar. Ondan sonra da tabii böyle bir çarkın içinde buldu kendisini Avrupa Birliği. Ve Yunanistan'ın işte şeyleri vardı, şantajı vardı. Kıbrıs'ı almak mecburiyetinde kaldılar. Çünkü Kıbrıs'ı almasalardı Yunanistan Doğu Avrupa'yı bloke edecekti filan. O resti göremediler.
Fakat o konuyu bir kenara bırakırsak ben böyle bir samimiyetsiz davrandıklarını söyleyemeyeceğim. Peki bir umut var mı Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği açısından? Yani gerçekten kısa vadede Türkiye yok açısından tabii. Yıldıran bir konu oldu bu kamuoyuna bakarsak. Hani bir umut kalmadı gibi görünüyor. Kısa vadede Türkiye'de. Yok tabii ama yani tekrar söylüyorum ya her şey çok süratli değişebiliyor. Her şey olabilir. Her şey peki olabilir. Şu açıdan bakalım o zaman. Şimdi bir yanda Rusya'ya yakınlaşmış bir Türkiye. Her şeye rağmen Rus elçi öldürüldü, Rus uçağı düşürüldü. Putin'in hani karşı karşıya kaldığı tabii ki bunlara kaza gözüyle bakılıyor ama henüz netice ortaya çıkmadı uçağın düşürülmesi için söylüyorum. Bir sarmal etrafında daralıyor gibi Putin'in de bir baskılandığını da hissedebiliriz. Buna rağmen Türkiye o tarafa yaklaşırken Avrupa'dan, Batı'dan uzaklaşıyor diye düşünülürken konumu ne olacak bir öngörünüz var mı Türkiye'nin ya da hayrına olan nedir? Denge politikası mıdır mesela her zaman söylendiği gibi Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh mudur? Nasıl uyarılarınız olur? Yani tabii ki denge politikası ve bu Türkiye'nin geleneksel politikası olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflama döneminden itibaren komşularıyla veya daha uzak komşuları veya partnerleriyle işte İngiltere bunun başında olmak üzere hep böyle bir denge politikası uygulamıştır. Abdülhamit işte o denge politikası sayesinde Osmanlı İmparatorluğu da aşağı yukarı bir 30 sene ayakta tutmayı becermiştir. Kendisinden sonra gelenler de işte 4 sene içinde politikadan vazgeçince çöküş geliyor tabii. Çöküş süratlendi ve felaketten sonuçlandı. Sonra Atatürk tabii tekrar bu denge politikasını ve İnönü bu denge politikasını kurdular ve Türkiye'nin işte geleneksel politikası olmaya devam etti son yıllara kadar. Ama söylem ile gerçekler arasında biraz fark var her zaman. Yani şu anda mesela söylem işte bir Avrupa'dan uzaklaşıyoruz falan. Fakat bir taraftan dediğim gibi işte bu gümrük birliğinin derinleştirilmesi deniyor. İşte Kıbrıs müzakerelerine önem veriliyor. Yani biz denge politikasını yürütüyoruz Avrupa'dan. Ama söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Gibi yani Batı'dan bana. Uzaklaşıyormuşuz gibi dursa da uzaklaşmıyoruz aslında. Fiilen mesela daha işte her alanda dün bir televizyon sizin kanalınız değildi ama başka bir kanalda bir turizm konuşuluyordu. İşte turizm birisi dedi ki evet işte Gürcüler iyidir ama bizim için önemli olan Avrupalılardır dedi. Avrupa'dan gelen turistlerdir dedi. Ruslar ortaya çıktı ki Rusya'dan turizm de artmamış. Son aylarda tam tersine azalmaya devam ediyor. Yani çünkü Rusya'nın da söylemi ile yaptıkları biraz farklı. Türkiye'ye yaklaşma politikasını ilan ediyor ama işte ticari engellerin bir kısmı sürüyor. Turizmde bir artış yok. Eskiden işte vize muafiyeti vardı biliyorsunuz Ruslarla, Rusya'yla. Onun kalkmayacağı söyleniyor ve bir Rus bakan işte bundan birkaç ay evvel görmüştüm. İşte Türkiye'de terör ondan sonra bu boyutlarda olduğu sürece ki bu büyükelçinin katlinden önceydi. Terör bu boyutlarda olduğu sürece biz Türkiye'ye vizeyi kaldıramayız dedi. Şimdi bunu bir batılı bir bakan söyleseydi kıyamet kopardı mesela. Bir Alman bakan bunu söylemiş olsaydı kıyamet kopardı. Rus bakan söyleyince kimse bir şey demiyor. Peki hani sürede az kaldı. O açıdan diyorsunuz ki denge politikasını Türkiye şu anda yürütüyor zaten. Rusya'yla ne kadar yakınlaşılırsa yakınlaşsın göründüğü kadar yakın değiliz. Evet. Avrupa'yla da ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım göründüğü kadar uzak değiliz. Aynen. NATO ve Şangay arası değerlendirmeler var. Tekrar küresel düşünelim. ABD ve Rusya geriliminden yola çıkarak öyle bir Şangay'ın da NATO gibi bir güç olup yine o öyle bir olasılık var mı? Yok tabii ki. Kaldı ki Şangay'da Çin var. Mesela geçenlerde bir yerde okudum. Xinjiang'da yani Doğu Türkistan'da Çinliler 3500 tane cami kapatmışlar. Şimdi 3500 cami kapatan bir ülkeyle Türkiye nasıl bir birlik içinde olacak? Yani Avrupa'da bir cami kapatıldığı zaman ondan sonra kıyamet kopuyor. Yerinden oynuyor. Bir minareye dokunulduğu zaman kıyamet kopuyor. Orada 3500 tane cami ve oradaki Müslümanlar da biliyorsunuz bizim soydaşlarımız Çin'de. Böyle bir Çin'le Türkiye nasıl ittifak kurabilir? O yüzden peki Şangay'ın NATO gibi bir örgüt olma ihtimali var mı? Yok tabii ki. Bir kere yani Şangay içinde Rusya ve Çin var. Rusya ve Çin birbirlerine rakip ülkeler.
askeri alanda da ondan sonra rakip ülkeler. Nasıl olacak da bunlar bir ittifak kuracaklar? Bu mümkün mü? Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikliğine hani güvenmiyor ya, güvensizlik var ya Türkiye. Nasıl düzelir orası? Amerika çünkü nokta nokta gidiyor ya şimdi. Restleşmeler, biz YPG'ye silah veriyorsunuz nokta diyoruz, onlar biz vermiyoruz nokta diyor falan. Böyle devam ediyor durum. Devam ediyor ama 20 Ocak'ta bu bitecektir. Onun için faydalanmak lazım yani. Çünkü şu anda bedava. Her istediğinizi söylemek. Atışlar bedava mı? Atışlar bedava tabii ki. 20 Ocak'tan sonra iş ciddileşecek. 20 Ocak'tan sonra göreceğiz tabii yeni yönetimin ne tadını. Ne bekliyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi olabilir? Yani kolay olmayacak. Ona şüphe yok. Yani çünkü bir şeyde yani söylemlerine baktığınız zaman mesela bir kısmı bu yakın çevresinin Trump'ın İran'la savaş başlatmak istiyor. Bir kısmı işte bilmem Müslümanlara ondan sonra karşı bir tavır içinde falan sertlik yanlısı. Ama tabii yani Amerika bir sürü işte frenlerle donatılmış ondan sonra bir ülke. Gerçi dış politikada frenler içerideki kadar kuvvetli değil. Yani başkanın dış politikadaki hareket serbestliği ise içeridekinden çok daha fazla. Hayalciliğe uygun mu yani? Hayalciliğe uygun ama çok kısa bir zaman içinde tahmin ederim ki gerçeğe dönecektir, gerçekçiliğe. Manevralar devreye girecektir evet, çünkü yani. Çünkü yani böyle bir belki ilk aylarda böyle bir felaket şeysi yapabilecektir. İsrail ile ilişkilerde mesela yani Kudüs'ü, Büyükelçiliği Kudüs'e taşımak falan gibi ondan sonra bir takım hayalleri var. Gerçi bu 4 sene içinde yapılabilir mi onu da bilmiyorum. Belki böyle bir takım adımlar atar ama ondan sonra onun sonuçlarının ne olduğunu çok kısa bir zamanda görür. İran'la anlaşmayı belki feshetmeye kalkabilir ama onun sonucunu çok çabuk bir zaman sonra görür. Yani dünyanın 3. Dünya Savaşı'na doğru gittiğini söyleyenlere katılmıyorsunuz bu durumda anladığım kadarıyla. Soğukkanlı olalım öyle eskürlerler de her şey rayında ilerler diyorsunuz. Evet, dileriz ki dünya barışı 2017'de sağlansın. Her zamanki gibi hümanist dileklerimizi dile getirelim. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Teşekkür ederim bu fırsat sevgili için. İzleyiciler, saat başında tekrar karşınızdayız. Günün sıcak gelişmelerini de aktaracağız. Bizden ayrılmayın.